Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir kurabiye tarifiyle sizlerle birlikteyim. Bu büyüklükte yaparsanız 43 tane çıktı. Oldukça da bereketli bir tarif. İçine eklemiş olduğum malzemeler sizi biraz şaşırtabilir ama lezzet olarak hepsinin birbirleriyle uyumu gerçekten çok güzel. Ben videoyu detaylı olarak çektim. Soğuduktan sonra üzerine dekor amaçlı çok azıcık pudra şekeri serpiyorum. Kurabiyenin bütün yapılışını, püf noktalarını, her şeyi videonun devamında izleyebilirsiniz. Bunu yoğurarak tarife başlıyorum. Bu tarifte katı yağ kullanılmıyor. 1 su bardağı sıvı yağ ekledim. 1 su bardağı şeker. 1 su bardağı tahin. Tabii bu kurabiyenin en önemli malzemesi, en farklı malzemesi kadayıf, kavrulmuş kadayıf kullanacağız. 1 su bardağı kadar. Marketlerde böyle kavrulmuş olarak kutuların içerisinde satılıyor. Böyle almak zorunda değilsiniz. Benim elimde vardı ve kullanmıyordum. Bunu değerlendirmek istedim. Bu tarifte 1 su bardağı kadar da kavrulmuş kadayıf kullanabilirsiniz. Böyle elimle ufalıyorum. Ölçmedim ama 1 su bardağı kadar kullanabilirsiniz. 1 su bardağı da fındık ya da ceviz. Unu eklemeden önce bunları böyle bir karıştıralım. Öncelikle 4 su bardağı un ekliyorum. 200 ml klasik su bardağı ölçüsü. Eğer yeterli gelmezse bir miktar daha ekleyeceğim. 1 paket de kabartma tozu. Şimdi hamuru yoğuruyorum. Tam istediğim kıvama geldi. Bu arada 4 bardaktan sonra biraz daha ekledim. Toplam 4,5 bardak olmadı. Ama 4 bardaktan biraz fazla. Siz de 4 bardaktan sonra kontrollü ekleyebilirsiniz ununuzu. Şimdi sadece böyle yuvarlaklar yapıyorum. İstediğiniz büyüklükte tabii yapabilirsiniz. Birazcık da kabaracaktır içerisinde kabartma tozu olduğu için. Kurabiyeleri böyle ceviz büyüklüğünde hazırladım. Hepsi bu kadar değil. Biraz daha kaldı. Şimdi fırınımızı 180 derecede ısıtıyoruz. Sıcak fırına kurabiyeleri göndereceğim. Bir dünya kurabiyem servise hazır. Kurabiyenin kıvamına bakıyorum şimdi de. Yakından da görüntüsü böyle. Kurabiyenin içini size de yakından göstereyim. Kadayıflar böyle gözle bakıldığı zaman gözükmüyor ama yerken çıtır çıtır sesi geliyor. Hatta öyle diyebilirim. Normalde bu kurabiyeye kadayıf ve ceviz katmadan yapıyorum. Biraz daha yoğun oluyor tadı. Bu şekilde hem tadının biraz daha kırmış oldu. Tam bir kış kurabiyesi. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomu da beğenirseniz çok sevinirim. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Başka videolarda görüşünceye kadar hoşça kalın.